Vallahi her şey ateş pahası olduğu gibi, ya yani markette kıda rayonundaki yağ, işte zeytin, peynir pahalı olduğu gibi malum tatlı meyve de pahalı. Yani normal zaten mevsim geçişinde olduğu zaman normal bir tufanda pahalılığı var. Kışlık meyvenin zaten son tufandası, yazlık meyvenin de ilk tufandası olduğu için biraz normal pahalı olur ama şu anda Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı bu ikiye katladı diyebiliriz yani. Ya zor yani, nasıl karşılasın ki? 2 kilo alacağına 1 kilo alıyor, 1 kilo alacağına yarım kilo alıyor. Anca o şekilde idare ediyor yani. Ya tarladan pazara gelen herkese şey yapıyor yani, değişiyor. Zaten dediğim gibi mazota, benzine, şuna buna her şeye zam geldiği için mesela. Bir de üstüne mesela bu arada komisyonu da alıyor. Yani pazarcının normal bir kar şeyi var. Onu koyuyor, satıyor. Zaten fazla parayı satamaz zaten. Vallahi ne diyeyim, Allah yardımcısı olsun milletin yani. Zor, çok zor. Ben normalde şu pandemiden dolayı mesela pazara çalışıyorum. Benim eski mesleğimdi. Ben normalde kafeteryada yaşıyordum. Kafeteryam kapandığı için pazara gelip çalışıyorum. Yani Allah yardımcısı olsun. Ben bunu bıraktım yani, bundan 5-10 sene önceki pazarla şu anda çok daralara fark var yani fiyat aralığında. Bu kadar ekonomik uçurum bence çok fazla. Onu diyebilirim yani. Dışarıdan biri olaraktan, bir kafeci olaraktan. Şu anda yani işim, bu işi bıraktım. Kafeci tekrar bulaştım. Ondan sonra ona pandemide geldiği için kapattım. Tekrar pazara geldim. Yani çok fiyatlar, Allah yardımcısı olsun milletin. Çok yani pahalı. Pazar fiyatları nasıl? Normal seyrinde seyrediyor ya. Böyle aşırı bir afaki yükselişler yok. Güzel yani, fiyatlar normal. Herkes alabilir. Halk şu anda kolay kolay ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Karşılayabiliyor. Karşılayan da var, karşılayamayan da var. Fiyatlar yani ne kadar değilsek biraz yükseklik var. Yani asgari ücret diye böyle yüksekliği var. Normal gelir düzeyi yüksek bir insana göre yüksekliği yok. Yani kendi ölçüsünde alabiliyor insanlar ya. Bütçesine göre. Genel olarak yüksek. Biz sadece pazar değil, piyasa genel olarak yüksek. Dolanıp kendimize, kesemize uygun olanı bulana kadar aile epeyce yoruluyoruz. En haftalık en az olsa 150 lira. En az. Hem de günü günü tutmuyor. Bir bakıyorsun bugün bu şekilde, yarın şu şekilde oluyor. Pazardan pazara da değişiyor. Aynı insanlar bu pazarda bir şekilde satıyor, diğer bir pazarda başka şekilde satılıyor. Ondan dolayı da piyasa, yani piyasa hiç sevilecek, memnun olunacak bir piyasa değil. Çok şükür bizlerin gelirimiz var. Geliri olmayan için bunun pazarda bir şey alıp da yemesi çok zor. Pazar değil yani, sadece pazar değil. Hele hele de şu marketler, büyük marketler. Çok berbat, hiçbir denetim yok. Ben onlara dikkat ediyorum. Bir bakıyorsun, bir şey, çay, şampuan bir yerde 17 lira, bir yerde 22 lira. Bu şekilde berbat bir, kontrolsüz bir piyasa var. Genel olarak yüksek. Biz sadece pazar değil, piyasa genel olarak yüksek. Dolanıp kendimize, kesemize uygun olanı bulana kadar aile epeyce yoruluyoruz. Hem de günü günü tutmuyor. Bir bakıyorsun bugün bu şekilde, yarın şu şekilde oluyor. Pazardan pazara da değişiyor. Aynı insanlar bu pazarda bir şekilde satıyor, diğer bir pazarda başka şekilde satılıyor. Ondan dolayı da piyasa, yani piyasa hiç sevilecek, memnun olunacak bir piyasa değil. Çok şükür bizlerin gelirimiz var. Geliri olmayan için bunun pazarda bir şey alıp da yemesi çok zor. Pazar değil yani, sadece pazar değil. Hele hele de şu marketler, büyük marketler. Çok berbat, hiçbir denetim yok. Ben onlara dikkat ediyorum. Bir bakıyorsun, bir şey, çay, şampuan bir yerde 17 lira, bir yerde 22 lira. Bu şekilde berbat bir, kontrolsüz bir piyasa var. Allah kızım, başka illere bilmeyince burada normal geliyor bize bakalama. Hani mecbur kalınca aynı. Aldığın gıdanın pahalısına göre değişiyor tabii hani. Ucuzunu alırsan az harcan, pahalısını alırsan çok harcan hani. Biz iki kişiyiz, az alıyor. Ona göre de az oluyor.